daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. Bakın size bir şey söyleyeyim, kandırma işinde bunlar çok marifetli. Ama iki konuda marifetlerini ispat etmişler. Bu iki konu ne biliyor musunuz? Sırası geldi mi aldandık diyorlar, sırası geldi mi aldatıyorlar. Bu millet aldananı da sevmez, aldatılanı da sevmez. Bu millet başına aldananı da getirmez, aldatanı da getirmez. Seçmez kardeşim. Bakın, size ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Burayı biraz sessizce dinleyin. Aldanma işine sıra gelmişken bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Cuma günü Sancaktepe'de şöyle naif bir şey söyledim. Dedim ki bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci Kazlı Çeşme tren hattının açılışı için tarafıma davet geldi. Çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekir dedim. Aynen böyle söyledim. Ertesi gün ses Acemi Atay'dan çıktı. Acemi Atay dedi ki hayır, hayır, büyük bir şey kalmış gibi. Ulaştırma Bakanlığı'na sordum, Ekrem İmamoğlu davet edilmedi dedi. Kendi kendine davet uyduruyor. Sevindi ya, bak adam sevindi ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen bir olur mu Allah aşkına ya? Normal birini der, bakın normal birini der, yani ben daveti uydurmuş olsam dahi ne der? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır, başımızın üstünde yeri var, en güzel şekilde ağırlarız. AK Parti seçmeni İstanbul'da hemşerilerim, bunu duysun, özellikle bu sözleri duysun. Bakın çok ayıp, çok ayıp, ayıp değil mi? Bizim toplumumuzun örfüne, adetine yakışan bir tavır mı bu? Hayır, davet edilmedi, gelmesin. Vallahi takdirini size bırakıyorum. Şimdi ekranlara bir görüntü istiyorum, bir görüntü gelecek. Şimdi bu bana gelen davet maili. Aldım getirdim bak. Bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu da üstte yazıyor. Bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Erdoğan Turan'dan yukarıda yazıyor. Buradan bak Fatih Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum davet için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Sonra nereye geliyor aşağıda yazıyor bak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme ne zaman gelmiş? 22 Şubat Perşembe öğleden sonra 3.26 geçe. Konu ne? Aşağıda yazıyor. Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistemi açılış daveti. Mektuba davetiyenin dijital halini eklenmiş. Yani sadece bunda kalmamış, bir de dijital hali eklenmiş. Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diye bu hacı ve adaya bunu postayla yollayacağım. Utanırımı bilmem. İnsanmam ama utanırımı bilmem. Bu maili gördü ya bak nasıl şimdi kıvırmaya başlayacak. Aslında öyleydi de böyleydi. Yazıyorum bakın buraya. Fatih Belediyesi'ne suç atar. Fatih Belediye Başkanı'na suç atıp kaçar bu. Bakın biraz aretse, biraz aretse, biraz aretse, verdiği chat raporunda heyelan tehlikesi yok diye imza atıp Erzincan'da 9 kişinin heyelanla ölmesinin acısını yaşardı. Bunu yapmak ve ailelerin acılarını ortak olmak yerine magazin programına çıkıp gülerek chat raporu ile
ne alakası var demezdi. Şimdi bu daveti gördü herkes, gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapması lazım? Nezaketli biriyse en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bakın bir şey daha söyleyeyim, henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim. İster Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafıma davet yenilirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim. Gene katılırım, sorun yok. Bakın İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi vazifesidir bir. İkincisi, bakın İstanbul'da bir açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı davet etmek de vazifedir ki. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? O Cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin, o bakanın koltuğu da bu milletin, bu belediye başkanlığı koltuğu da bu milletin. Onu onlar bilmiyor. Bunu onlara öğreteceğiz. Bakın Kanal İstanbul meselesini hatırlayın. Kanal İstanbul meselesi. Kanal İstanbul efendim halkın gündeminde değil, halkın gündeminde olmayan konulara ben girmiyorum. Kanal İstanbul ne zaman halkın gündeminde oldu? Kanal İstanbul ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi oldu, ya orayı yapan, yatırım yapan bazı Arap Yarımadası ülkelerindeki iş adamlarının gündemi oldu, ya da sıkıntıda sen konuştun, hatta şöyle konuştun, yapacağız. Aynen böyle dedim. Onun için millet sizin bu yalanlarınıza aldanmayacak. Millet sizi 40 yılda bir çarşıda pazarda gördüğünde, size pazara geldiğinde bana ne olur Kanal İstanbul yapma dedi. Böyle bir şey mi dedi? Milletin gündemi daha önce Kanal İstanbul muydu? Haydi İstanbul! Haydi İstanbul! Tam yol ileri! Tam yol ileri! Silivri! Daha bir daha oy, yeniden bir